Merhaba, bugün Apartman Sineması'nın ilk podcast yayınını yapacağız. Hem vizyondan bahsedeceğiz biraz, hem de Altın Portakal'dan, oradaki gelişmelerden söz edeceğiz. Ben Sezen. Ben Güvenç. Ben Fırat. Ben Simon. O zaman hep birlikte isterseniz vizyondan, Hulyeta'dan mesela bahsederek başlayalım. Güvenç, mesela senden başlayalım. Hulyeta bizde film ekiminde gösterildi daha önce. Orada izleme şansı bulduk. Ya filmin benim yani önce şunu söyleyeyim, ben hiçbir zaman Almodovar'ın çok büyük bir hayranı olmadım. Yani Hulyeta da benim için orta halli, hatta yani Almodovar'ın şöyle bir düşünsem en iyi 10 filmine sokar mıyım? Girmez sanmıyorum yani. Yani benim için bilmiyorum. Ya benim için yani belki en son söylemem gereken şey, ilk başta söyleyeyim. Ya Almodovar'ın bir Almodovar filmi çekmek için kendini çok zorladığı. Onun özentisi gibi durduğu. Yani benim hissiyatım filmin başından sonuna kadar o oldu. Yani Almodovar, yani çünkü bir de öncesinde çektiği filmleri düşündüğün zaman işte en son işte Aklım Havada mıydı onun şeyi? I'm So Excited'ın. Aklım Havada'dan sonra çekti. Türkçesi. Yok, Hulyeta işte. Hulyeta. Hulyeta 2013'te. 2016. 2013-2016. Ya mesela o çok alakasız bir filmdi. Direkt böyle bir komediydi yani. Sulu bir komediydi hatta. Evet, sulu bir komediydi. İşte ondan önce uçakta geçiyordu. Uçakta geçiyordu. Ondan önce bir psikolojik gerilim çekti işte, içinde yaşadığım deliği çekti falan. Ya tekrar şimdi bir eski dönem bir Almodovar filmi. Ama o eski dönemi de tam olarak o damarı yakalayamamış bir hali var. Aslında büyük ihtimalle o daha çok rahatsız ediyor. Yani hiçbir zaman mesela Almodovar'ı işte ilk dönem sineması, ikinci dönem sineması gibi ayıramıyor. Ona izin vermiyor daha doğrusu, ama yani o işte sinir krizi eşindeki kadınlara falan baktıktan sonra şu anki bu senaryo, işte bu karakterler, o karakterlerin bir şekilde olamamış yapısı, o senaryonun hiç kurulamayan çatısı falan. Güvenç dediği anda aslında orada doğru. Kendisi kendi filmini çek, kendi üslubunda film çekmeye çalışıyor. Çalışıyor. Gibi. Ve o yetkiyi gitgide yani, sanki hani biraz kaybediyor demeyelim de. Bir şekilde o zayıf, filmin mizansenine yediremiyor. Yani mizansen direkt şeyin önüne geçiyor. Bir de şey vardır ya, Almodovar renkleri falan. Ya ilk defa bu filmde belki biraz çok suni geldi yani. Çok yapay bir şekilde. Yani oraya yani. Oraya koyulmuş gibi, evet, yani. Orada bir Almodovar film imzası gibi yani. Evet. Sadece orada ne patlasın. Evet, evet. Onunla aslında büyüyü sağlamak üzerine koymuş gibi, ama onu yaratacak asıl konuya bir türlü vakıf değil. Yani bir de şey ya, bu ilk dönemi dediğimiz işte sinir krizinin eşiğindeki kadınlar, ne bileyim aklıma gelen Çıplaktan mıydı? Çıplaktan. Ya o filmlerde böyle daha böyle bir oyuncu yan var. Böyle daha böyle bir filmde bir yani Almodovar ruhu var. Ya yani onlar Almodovar filmi hakikaten. Ama mesela o işte 2000'lerin başında mı diyebiliriz? Böyle bir kırıldı ya filmografisi, evet, gibi, evet. Böyle daha böyle tırnak içinde ciddi filmler çekmeye falan başladı. Ya ne film ilk, ya ilk dönemindeki temayı İşte bu son dönemindeki üslubuyla çekmeye falan çalışıyor gibi. Yani yakın biraz galiba. Volver'e. Volver'e yakın falan. Ama evet. Mesela Volver de açıkçası o görselliği filmin önüne geçiren bir film değildi. Yok, onu değil. Tamamen filmin amacına hizmet eden şekilde kullanıyor. İlk dönemiyle aslında bir bağı vardı. Zaten ilk dönem filmlerinin yani huyu olarak o kendi içindeki işte renkleriyle ve karakterleriyle birbiri arasında kurduğu organik bağ onu Almodovar yapan hale getirdi. Şu anda bu filmlerine baktığında işte Hulyeta'da asıl hani en büyük sorunu baş karakterimiz, yani direkt Hulyeta filmin tamamının üzerine kurulduğu bir karakter ve kadınla ilgili neredeyse hiçbir bilgimiz olmuyor. Yani bunu şey için demiyorum, bu bilgimiz olmak zorunda falan da değil aynı zamanda. Herhangi bir karakter motivasyonu yok. Yaptığı şeylerin neden sonuç ilişkisi yok ve çok birbiri arasındaki karakter ilişkileri çok bağlantısız ilerliyor. Biz hani seyirci olarak nerede durmamız gerektiğini de anlayamıyoruz. Hani temel sorun biraz orada yatıyor gibi. İlk dönem filmlerinde Sezen'in dediği gibi hem karakter sayıları da daha fazlaydı ve birbirleriyle canlı bir şekilde bağlanabiliyorlardı. Bu filmde Hulyeta dışındaki karakterlerle zaten bir işimiz olmuyor diyeyim. Hiç onlara yüz vermiyor gibi yani. Yani. Hep Hulyeta'yı anlatacağım. İşlevsellikleri de yok. Yani yardımcı sadece, karakter işlevselliği evet, de yok. Yani sadece Hulyeta'yı anlatmak için öyle iliştirilmiş tipler serpişler gibiler yani. Evet. Hepsi görev olarak sanki. O renkler de mesela öyle. Yani her şey olması gerektiği için orada.
Yani bir görev verilmiş, buradasınız evet, siz yani. Ama Julieta bir tek onların arasında geziniyor yani. Evet yani biçimi de zaten dediğiniz gibi renk kullanımı beni de rahatsız etti. Çünkü biraz da o senaryoya yedirilememe mi diyeyim, yani o ilk dönem filmleri de olsun ya da 2000 başındaki işte Konuş Onunla gibi filmlerde tüm film evreni çok daha birbirine böyle organik bir şekilde karakterler, renkler, durumlar, meslekler bir şekilde bağlanıyordu ama burada her şey biraz daha havada kalıyor. Yani işte yine sanatçı karakter var ama yani çok da niye var işte sanatçı olma durumu niye var onu bile aslında pek anlamıyoruz. Onun derdi filmin neresiyle tam olarak bağlanıyor havada? Aslında hiçbir yerle bağlanmıyor yani. Yani evet. Ya filmin senaryosunun olay akışında da çok yani inandırıcılıktan bayağı yoksun geldi bana zaman zaman. Yani çünkü sürekli daha dramatik bir şey ekleyeyim, daha dramatik bir şey ekleyeyim gibi. Film böyle bir yerden sonra artık böyle bir nevi bir yamalı bohçaya falan dönüyor yani. Yani biraz o Julieta'nın kızına dair çok fazla bilgi sahibi olmamızı istemediği için yönetmen. Ve onunla ilgili gerçekler filmin sonlarına doğru bence daha ortaya çıktığı için. Yani onun karakterine dair şeyleri o zaman anlayabildiğimiz için çok fazla hızlı gelişmiş olabilir. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden mesela Antia karakteri yani ne motivasyonlarını anlayabiliyoruz. Yani ne de işte içselleştiremiyoruz. Yani Julieta'nın meselesini anlayabiliyoruz ama işte kızının buna neden sebep olduğu, kendi işte motivasyonlarını falan pek göremiyoruz. Yani evet şimdi spoiler da vermek istemiyorum ama yani filmin mesela nasıl anlatacağım onu spoiler vermeden onu da bilmiyorum da. Ya böyle mesela kızın Ya film işte çocukluk arkadaşıyla sonra böyle onların ilişkisinin başka bir şeye evrilmiş olması falan. Hı-hı. Yani çok yapay duruyor senaryonun Hı-hı. içinde yani. Ya bilmiyorum artık yani öf yeter falan i̇şte dedim ben. İşte o basamak atlatmak için bir şekilde kullanmayı tercih ettiği bir durum ama yani o kadar boşluk bırakıyor ki ona bile tam olarak biz hakim olamıyoruz. Hani neden yaptı, niye o yola evrildi? Aynen neden öyle bir ekleme yaptığını anlamıyoruz. Yani o bir organik o ilişkiden yok. Bahsetmemesi karakteri hiçbir şey kaybettirmeyecekti. Yani... Ya tamamen filmin anlatısında bir kırılma yaratıp bir eşik atlatmaya çalışıyordu ama dediğin gibi yani çok havada kalıyor şey. Yani ne kızıyla ne kendisiyle bir de bence çok hani en bilgimiz olmadığı için. Beni rahatsız eden taraf direkt hani karakterin adını aldığı kadına çok büyük haksızlık ediyor. Hani bu belki biraz duygusal yönden yaklaşıyor gibi de olabilirim ama kocasıyla ilişkisinde ve kızıyla ilişkisinde tamamen kocası ve kızının yaptıklarını haklı çıkaracak bir üslup var ki bu Almodovar'a ait bir üslup değil aslında. Hani önceki filmlerinden. Özellikle işte bu ilk dönem dediğimiz filmlerinden baktığımızda kadını tamamen bir amaçsızlık çerçevesi içinde kaderine teslim olmaya zorlanır bir yola sokuyor. Ve en sonunda kadın bunlara pes edip kaderine teslim olmuş olarak bitiyor. Bu benim hani çok kabullenebileceğim bir şey değil. Yani güçlü Almodovar kadınlarından biri değil Julieta yani. O kesinlikle çok net ve yani. Güçsüzlüğe zorlanıyor. Yani o senaryo destek olmayan yardımcı oyuncular tarafından, yardımcı karakterler tarafından el birliğiyle güçsüz olmaya itiliyor bu kadın. Evet. Filmin finalinde de zaten sorgulayamayacağı bir noktada bitiriliyor. Her şeyi kabul ederek ve o da ima ediliyor zaten. Evet yani bu çok rahatsız edici bir durum aslında. Yani evet. Var mı başka? Yani çok hiçbirimizin çok içine sinmemiş anladığım kadarıyla. Bir de bir televizyon estetiği vardı sanki görselliğinde. Ben onu biraz şey yaptım. Yani çok sinematografik. Belki organik yani o yapay oluşumla. Yani olabilir yani çünkü Almodovar filmleri. Çünkü zor renkler kullanıyor. Çok fazla çarpıcı rengi bir araya getiriyor ama işte organik yani bir bitim olma ama oluyordu. Daha evvel yapabiliyordu ama bu sefer zaten sırıtmış yani en azından. Dediğiniz şey de oydu yani yapay durma sebebi de o dünyayı yaratamıyor gibi de sadece işte o renkler Almodovar renkleri daha önce kullandığı renkler olduğu için orada gibi bir durum ya da işte ne bileyim o karakterler işte bazı sanatçı karakterleri falan. Yani evet hep filmlerinde evet. Bir Almodovar şeyi vardı yani bir dünyası vardı işte renginden, hı. İşte müziğinden, işte sanatçı karakterlerinden, işte güçlü kadınlarından falan.
Bunlar da işte hepsinden içine serpiştirilmiş gibi ama yani hep demin de dedik hepimiz. Yani orada olması gerektiği için. Bu bir orada, Almodovar filmi. Ve Almodovar filmlerini işte o kendine has uyuşsuzluğunu yaratan güçlü kadın bu filmde Almodovar'ın eliyle güçsüz duruma düşünmüş. En büyük eksik de zaten burada yatıyor gibi bir durumu ortaya çıkıyor. O zaman yine aslında gündemden vizyon, kısmen vizyondan gidip biraz hem geçtiğimiz film ekiminde de gördüğümüz hem de şu anda modernde Balkan programı neydi? Balkan Manya. Galiba değil mi? Orada da gösterilen Sienera Vada'dan biraz bahsedelim. Evet. Bayağı farklı şeyler söyleyeceğiz galiba bu sefer filmle ilgili. Yani ne kadar beğendiğimizi falan anlatacağız şu anda. Hangi yönlerini daha fazla beğendin? Sen başlayınca güvensin. Ya ben filmi hem film ekiminde gördüm hem de sonrasında modernde bir daha seyrettim. Yani film 170 küsur dakika. 8. Yani 3 saat diyelim yuvarlak. Ya ve yani ikincisinde seyrederken acaba ya biraz onu merak ettiğim için aslında biraz seyrettim. Sıkılacak mıyım? Çünkü yani aşağı yukarı bir 10 gün falan olmuştu tekrar öncesinde seyredeli. Ya tersine daha fazla bile zevk aldım film izlerken yani ya benim filmle ilgili en söyleyebileceğim şey gerçekten yani bir yönetmenlik harikası yani. Ya böyle ne bileyim böyle bir 20'lerimin başında böyle yönetmen olmaya hevesli bir genç olsam bunu izledikten sonra muhtemelen bu hevesinden vazgeçerdim. Hevesinden vazgeçerdim muhtemelen. Çünkü gerçekten çok büyük iş yani. Bilmiyorum sen çok. Yani herkesi oraya toplayıp hem bir kendini izleyeni sıkıştırıyor hem içine alıyor onları. Ama bu sıkışmışlık ve tamamen aslında izleyiciyi ortamda evet, yaratan. Yani bir his değil. Olarak sıkıştırıyor seni. Sıkmıyor yani. Sıkmıyor, onun içinde geziniyorsun, dolaşıyorsun, onlarla birlikte yaşıyorsun. Çok yaşayan bir göz var yani. Film içinde ben uzun zamandan beri hani bu deneyimi ilk kez yaşadım. Film içinde izleyici olarak kendine düşünme payı bırakan böyle nadir filmlerden. Yani bir ara kendin filmde soğuklanıp o anki durumu sen de işte tahlil edebiliyorsun. Sana zaman veriyor. Yani seni yani o anlattığı karakterlerden ayrıştırmıyor. Yani seni bir seyirci olarak konumlandırmıyor. Değil seni mi? De filmin içine koyuyor yani bir yani. Aslında. Yani aynen seni ya süresiyle, biçimiyle her ya şey. Seni yorup seni artık böyle bir uzaklaşabilirsin evet. Filmden ama yani attıkça film daha çok içinde, daha çok evin içinde olmaya başlıyorsun yani. Ve yani bunu işte o yönetmenlik başarısı da aslında orada yatıyor. Ne zaman artık biraz daha soluklanmaya ihtiyacın olduğunu hissettiğin anda seni bir şekilde dışarı çıkartıyor. Yani bir şekilde o evden hani ay ben biraz aşağı inip bir kendime bakayım dediğin anda gerçekten dışarı, fiziki anlamda da dışarı çıkmış oluyorsun ve hani şey gibi kısmen bir büyücülük gibi bir şey yani aslında bunu yaptı. Senin hislerinle karakterlerin hisleri uyuşuyor gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü onlar da çıkmak istiyor aslında dışarı ama böyle tuhaf bir kafana kısılmışlık onu. Var filmin tamamı boyunca. Yani işte bir karakterin gelmesi bekleniyor yemeğe, gelemiyor, onun gelemeyişi diğerlerini geriyor. Ona gerildikçe işte zaten o gerilimden her şey ortaya çıkmaya başlıyor. Çatışmalar orada beliriyor. Güzel. Evin içindeki o tartışmalar işte biraz hani dinleyeyim mi dinlemeyeyim mi tereddütüne bile düşürmesi zaten o hissiyatın parçası. Ya çünkü bir de şey oluyor mesela yani şey ses bandı da filmin çok iyi. Ya biraz o odayı duyuyorsun yani evet. Kamera o tarafı diğer tarafa döndüğünde diğer odaya işaret ediyorsun yani ya mekan hakimiyeti mi diyeyim onu nasıl diyeyim? Orkestra yani gibi ya yani her şey, her karakter, her ses bir ama çalgıyı, bir sesi ifade ediyor. Ya ve yani mesela işte Julieta'dan bahsettik işte karakterlerin ne kadar orada çoğunu yapmacık durduğundan bahsettik. Tam tersi ve yani bir sürü karakter var filmde. Var mı 10-15 tane karakter var? Çünkü hani gelip geçen karakterler de var. Ya, girip çıkanlar var. Dışarıya çıktığında. Hepsinin bir önemi var aslında yani. Tabii. Nasıl aynen. Julieta'da hepsi görev için oradalar. Burada olması gerektiği evet. için ve hani bu sefer işledikleri evet. için. Sen demiştin galiba değil mi? Hani böyle bir kamera hakimiyeti ki zaten hani insan o evin içinde ona hayran kalıyor. O odalardan gelip geçtiğini bile fark etmeden işte mutfağa giriyorsun. Hayalet gibi ya. Evet yani ve yani şey gibi biraz da bana yani şey hissiyatı verdi bir yerden sonra ikinci izleyişimde özellikle. Yani senin bakış açısından çekilmiş gibi bir yerden sonra öyle bir hissiyat. Yani işte o dedim ya evin içinde kendini hissetmek yani görsel olarak da onu yani. Çünkü kamera bazen çok sık dolaşıyor yani bir o odanın kapısını görüyor.
İşte mutfağın kapısını görüyor, işte o salon mu diyeyim artık odaya. Orayı görüyor falan. Yani çok büyük yönetmenlik işi ya. Bunun filmin yaz süreci olmasıyla bağlayabilir miyiz orada? Çünkü evin babasının ölmüş olma meselesi ve ondan sonra bir onunla ilgili bir toplanma var. Ve işte bilmiyorum yani biraz şu an geldi bu da aklıma sizin söylediklerinizle. Orada hakikaten bir izleyen var. İşte koridorda, evin girişinde kamera genelde ve tüm odalardan giren çıkanları, işte konuşulan cümlecikleri falan görüyor. Genele de hakim oluyor ve hep bir yerde kalıyor. Bazen tabii başka odaların içine giriyor, bazı karakterlere yaklaşıyor, uzaklaşıyor ama hep onları da bir izleyen bir karakter var. Belki işte bu babanın yokluğu orada bu şekilde belki işaretlenmeye çalışılmış olabilir diye düşündüm. Ya da babayla eşleştirmiş olabilir. İşte onu kastettim. Yani kamerayı baba gibi konumlandırıp birazcık. İşte bütün olup biteni, onun arkasından olup biteni. Çünkü zaten bir yerde sonlanması da filmi yani çok spoiler sayılmaz aslında ama. Çünkü zaten spoiler verilebilecek bir film de değil. Yani. Baba zaten ölmüş. Öyle başlıyor. Yani filmin işte sonlarına doğru son yemekte babanın aslında temsili babanın odaya girişiyle sonlanması da dediğini doğru çıkarıyor bir yandan. Ya bir de film yani çok komik bir de. Yani ya bayağı böyle kahkaha attırabilecek komik. Zaten kare komedisi. Evet ya o. Içinde. Evet o işte. Çok apayrı bir üslup. Ya mesela ben yönetmenin önceki filmi mi? Onu arada çekti mi Bay Lazarescu'nun ölümünden sonra? Aurora onu filmi değil mi? Şey değil miydi bu belgesel babası hakem? O Paramyon değil mi? O oydu değil mi? Doğru. Doğru karıştırdım. Çok emin olamadık ama ben öyle hatırlıyorum. Sanki arada bir Aurora mu var? Aurora ama şey Lazarescu'nun ölümüyle aynı film değil mi? Yok. Hayır. Değil. Çok sonra. Ha evet evet doğru ben karıştırıyorum. Sonra çekildi. Lazarescu'dan sonra çekildi. Kanda da biraz hakkında. Ya Kanda mesela Grand yani. Grand belki gelebilir. Ya Grand ya ama mesela şey yani yönetmen ya yine bir roman filmine gitti. Şey graduation, mezuniyete gitti. Yani o da gayet eli yüzü düzgün. Sen bir tek ben izledim galiba. Yani gayet iyi bir film yani çok iyi işliyor hikayesi falan ama yani bir yönetmenlikten bahsedeceksek yani fersa üstünde Sierra Nevada yani gerçekten çok iyi iş. Yönetmeni kim almıştı Kanda ya? Kanda yönetmeni... İşte... Ay iki kişi paylaştı doğru. Graduation. La biri paylaştı mı? Yok, evet hep paylaştı. Kızdan... Paylaştılar diye biliyorum ben. Graduation'da. Olabilir ama ben demin anlamadım. Şu an hatırlayamıyorum. He, Asayas'la paylaşmadı mı? Evet, aynen. Personal Shopper. Aynen. O da mesela filme kimine gelmedi, biraz üzüldüm. O da gelmedi, o daha da bir enteresan. O başka bir podcast konuşması olabilir. İnşallah film festivaline mi gelir? İFE gelmez muhtemelen. İFE. Belki direkt vizyona da girebilir. Aslında evet, vizyon ihtimali daha yakın sanki. O zaman hem fikir olarak evet. Bunu da aynen seviyoruz. İyi ki var. İyi ki var. Ya biraz daha hani senenin sonuna da yaklaşmışken biraz yani senenin en iyi filmlerinden biri olarak da ben işaret edeyim de. Yani tabii bir başka bir sürpriz çıkmazsa. Ya Tony Erdman da. Tony Erdman Amerika'da. Ya vizyon görecek diye ben o zaman konuşuruz hatta. Yani onu başka kısa bir geçebilir ya. Ya hadi sene sonunda bağlamışken. Konuşabiliriz belki ama yani Tony Erdman Amerika'da hani ben nerelere koyacağımı, nasıl seveceğimi bilemiyorum, nasıl sarmalayacağımı. Ya çok iyiler. Mükemmel. Sen izledin mi? Simon? Henüz izlemedim. İkisini de mi izlemedin? Ya özellikle Amerika'da hani bir harika. Ya Amerika'da hani yani vizyonu belli değil değil mi şu anda? Belli değil. Ya umarım vizyona girer de hatta böyle bir saat falan konuşuruz hakkında. Ben yani çok sürdüğüm çekeyim. Tabii canım Amerika'da direkt başka bir podcast konusu ve yani konuştukça işin içinden... İkisi öyle Tony Erdman'da zaten. Tony Erdman da aynı şekilde. Yani iki kadın... Bağlaştırabiliriz evet. İki kadın yönetmen yani... İki kadın yönetmen, iki kadın karakter aslında hani... Evet öyle bir şey de var. İki kadın karakter şeyi de var. Yani Tony Erdman tabii... Ve çok böyle zıt bir yapıda ikisi ama yönetmenlikle biraz bağdaştırabileceğim bir karakterler ikisi de. Güzel, evet. Ya Andrea Arnold zaten hani en önemli işte kadın yönetmenlerden biri ve yani bu tüm filmleriyle de adım adım yükseltiyor seni. Yükseltti seviyesini. Yani Fish Tank olsun,
Ondan sonra Wuthering Heights gerçi uyarlama olarak çok beğenilmedi ama ya bence çok iyi bir film. Çok acayip yani. Bir tenselliği var yani. Ben çok, Red Road'u da çok severim. Red Road'u ilk filmi o da galiba kandan en iyi yönetmenliği galiba. Bir şey vardı. Red Road'u pek sevmez sanırım o kadar ama Red Road enteresan bir film. Sanırım tüm filmleriyle kanı mı gitti? Jury Prize aldı kandı. Ha. Olabilir. Olabilir. Öyle bir şey vardı. Yani. Üç filmiyle de aynı ödülü aldığını biliyorum. Amerikan hani daha iyi. Ha, o zaman olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ya şeyden emin değilim. Ulutulu Tepeler'de aldı mı ondan emin değilim. Ondan almadı sanırım. Zaten bir tuhaf bir şekilde beğenilmedi. Red o da tamamen roman uyarlaması. Afişinde de vardı hatta. Red Road'un ben yani en iyi yönetmen aldığını biliyorum. Sanki yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsun. 4 saygı çerçevesi. Zaten 4. filmi Amerikan hani. Evet. Wuthering Heights'in de ödül almadığını biliyorum. O yüzden... Üçünde de jüri ödül aldı. Jüri ödül aldı. Enteresan tamam. Bir... Konuya devam edelim. Tamam ben yanlış biliyormuşum. Sen yanlış biliyorsun güvence. O zaman evrenselden biraz da yerele geçmeyelim. Uluslararası ama yine Antalya de Film Festivali'nin. Altın Portakal, Antalya Film Festivali. Antalya Film Festivali artık ödül Altın Portakal. Ha, adı değişti değil mi artık Portakal'da evet. Film Festivali adında? Altın Portakal kalktı isminden. Sadece ödülün adı. Uluslararası Antalya Film Festivali oldu. Antalya Film Festivali. Sen oradaydın geçen hafta. Evet, ben hafta. Yerinden takip etme şansım oldu. Fırat konuşuyor şu evet, yerinden takip etme şansım oldu. Ya yani yarışmalar tabii apayrı şeyler. Ulusal, uluslararası. Başka mekanikler işliyor. Yani onların içinde jüri inisiyatifleri, jüri görüşleri hepsi genele yayılmayan şeyler. Sonuçta kişisel görüşler de barındıran sonuçlarla ortaya çıkıyor ama yani biraz şaşırtıcı sonuçlarla karşımıza çıktı. Ulusal yarışmada film, yönetmen, senaryoyu Mavi Bisiklet kazandı. Bir ilk film. Ümit Köreke'nin. O biraz şaşırtıcı bir sonuçtu. Çünkü beklenen filmler tabii festivali takip ettiğin zaman insanların içine de karışabiliyorsun. Oradaki yorumları sezebiliyorsun. Yorumları şey yapabiliyorsun. Görebiliyorsun insanlarda. Ya belli öne çıkan filmler vardı. İşte Albüm vardı. Yeşim Rüzgarda Salınan Nilüfer vardı. Yeşim Ustaoğlu Tereddütü vardı. Babamın Kanatları. Babamın Kanatları vardı. Bunlar daha dördü daha öne çıkan filmler. Daha baskın filmlerdi ki zaten Tereddüt uluslararası yarışmada da vardı aynı zamanda. Hı hı. İki tarafta da yarıştı. Önemli ödüllerini uluslararası yarışmada evet, Tereddüt evet. Uluslararası. Aynı zamanda Toz da hem ulusal hem uluslararası yarışmada vardı. Ama Mavi Bisiklet yani filmin içeriği iyi kötü olup olmasını geçtiğim şaşırtıcı bir sonuçtu yani insanlara. Teknik ödüllerde de mesela Rauf görüntü yönetimi ve sanat yönetimi aldı. Biraz sonuçlar insanların yorumlarına göre daha böyle tuhaf şekilde algılandı yani. En azından yani nasıl? Neden? Soruları. Nasıl, yani nasıl? Mesela albüme hiç ödül çıkmadı. Nilüfer'e, Rüzgar'da Salınan Nilüfer'e hiç ödül çıkmadı ki ben Rüzgar'da Salınan Nilüfer'e en azından senaryo ya da en iyi film sonlara doğru böyle festivalin akışında bekliyordum yani. Ya ben, boş geçeceğini tahmin etmiyordum en azından. Ya ben biraz lafı oraya getirecektim. Çünkü önce İstanbul Film Festivali'nde de evet. Rüzgar'da Salınan Nilüfer bayağı böyle yok sayıldı. Hiç ödül almadı. Antalya'da da aldı. Altınkozu'da yarışmadı. Antalya'da hiç almadı. Antalya'da hiç almadı ya ki ya bilmiyorum yani çok bu senenin filmlerine, yerli filmlere çok hakim değilim ama yani gördüklerimin arasında en iyilerinden biriydi. Kesinlikle ben de öyle katılıyorum. Bir yerde yok sayılacak biraz, bir film değildi. Evet aslında. Evet. Yani en iyileri mi benden o kısımda biraz kararsızım. Yani senaryo sonuçta çoğunluktan tanıyıp ya bayağı da bekliyorduk filmini. Çoğunluğun etkisine kesinlikle giremedi gibi bana biraz gösterişçi gibi geliyor film. Yani bana da olması hani gerektiği böyle, kadar daha gösterişçi geldi gibi. Mesela çoğunluğa göre bana dili. İşte bana tam tersi sanki yani yönetmenlik en azından yeni, en azından yani çok tespit filmi yani tespitler var, gözlemler var. Peki. Ama hani onlar bir sketch ya da bir kolaj mantığıyla değil yani bayağı bir uyum içinde çok bir iyi, iyi bir kurguyla yok, akıyorlar gibi. Sketch mantığı gibi de değil de yani o tespitlerle biraz boğuyor filmi gibi geldi.
Çok hani zaten evet böyle bir ortam içinde bunun yaptıklarımızı fark etmiyoruz da o karakterler gibi. Evet özdeşleştiğimiz sürüsüyle yer var. Ama bunu direkt perdede böyle gözümüze sokulur halde görünce biraz şey oluyor hani tamam bu tespiti anladık ve hani biliyoruz zaten üzerine daha bir şeyler olabilirdi. Filmin, biraz o handikap bir var biraz bana. Yani beğenmeyen de muhtemelen bu şekilde biraz filme geri duruyor yani yaklaşamıyor en azından bir bağ kuramıyor yani evet. Biz bunları görüyoruz, bu insanlarla yaşıyoruz, bu insanları biliyoruz ama tamam yani zaten bunları biliyoruz gibi. Bildiğimiz ve tanıdığımız için daha fazlasını beklediğimiz bir yönetmen aslında. Zaten film yönetmenlik anlamında herhangi bir eksiklik evet, hiçbir şey yok. Gayet mükemmel müziği gibi. Müziği falan bile hatta çok yani iyi. Çok. Ben o açıdan mesela bana geçti en azından. Ya ben de yani. Daha olgun ve anlatımı iyi bir hikaye anlatıcısı vardı karşımda yani evet, çoğunluğa göre. Yani sadece tespit, ya ben tespitlere boğulmaktan ziyade o tespitlerin filmin finalinde falan ulaştığı yer falan benim içime yani gayet sindi diyebilirim. O açıdan yani çok tespite boğuyor noktasında. Ya ben o çok katılmıyorum. Tamam çok tespit var. Yani o zaten su götürmez bir gerçek. Ama yani anlattığı şey ya tespitlerini bahset yani tespitlerim var benim demek yerine bir hikayenin içinde onları ya bağırmıyor. Evet yani bir hikayenin içinde güzel bir şekilde ve hikaye de genel olarak güzel akıyor ki yani. Ki kendiyle de alay eden bir film aslında. Evet yani ciddiye biraz almıyor. Yani karakterlerini de karakter işte herkesin ne çok fikri var. Dan yola evet, çıkarak yani, bahsetti. Ben bir kitap yazayım diyorum. Hani biraz alaycı bir tavrı da evet var yani kendiyle de bizimle de. Yani mesela o da mesela yani bir anlamda Fırat'ın dediği gibi yani dalga geçen böyle bir komik komedi tonu da olan bir film yani. O bakımdan biraz işliyor. Ben o yüzden yani hiçbir festivalden hiçbir ödül alamaması. Festivallerimizden ya bir de Seren Yüce yani sonuçta çoğunlukla evet, bayağı portakal almış bir yönetmen. Ya bir de bayağı yani böyle yani çok da iyi bir film evet, bence. Evet, yani çok hak yani hak ederek çok fazla. Dikkat çekmişti çoğunluk. Şey beklentisi mi yükseldi? Bilmiyorum ama yine gezdiği sular aynı sular, aynı Seren Yüce. Yani kendini belki de biraz daha bir adım da öne alabilmiş bir yönetmen. Yani nasıl yerinde saymamış bir evet tavrı var. Ya zaten sınıf bakış açısı bile bu gelişimi hatta yani bu filmlerin arasındaki bağı da bir şekilde güçlendiriyor. Bir devam gibi değil ama çok böyle kardeşler gibi. Yani aynı ailedeler. Aynı ailedeler ama farklı yapıya sahipler. Yani biri işte daha muhafazakar orta sınıf ailesi, birisi daha üst orta sınıf. Daha ışıltılı. Daha ışıltılı. Daha işte Bağdatça diskolarında takılan. Görüntü yönetimi de mesela evet farklı ve yani çok şey mesela çoğunluğun görsel diliyle o da işte Nilüfer'in yani Nilüfer'in görsel dilindeki o parlaklık hatta birazcık plastik bir evet, evet, bilerek sentetik, yani sentetik durum yani çok iyi çalışıyor. Evleri bence gibi aslında evet, tamamen aynen. Evlerinin temizliği gibi yani rahatsız edici evet, temizliği görselliği gibi de yani tırnak içinde temiz. Biraz şaşırtıcı oldu o yüzden evet, yine boş dönüşü. Albümün de keza aynı şekilde hiçbir ödülle muhtemelen jüriye hiçbir şekilde geçmeyen hiçbir şekilde geçmemiş hiçbir his uyandırmamış ki böyle yani bu kadar yok sayıma demiyorum da hiç ödül alamadı yani onun dışında tereddütten bahsedebiliriz. Tereddüt tam bir oyunculuk filmi yani Funda Eryiğit'te Ece Muzun'da farklı oyunculuk dilleriyle hareket ediyorlar ikisi de kendi bulundukları karakterleri yansıtarak. Yani bence bayağı şov yapıyor. Özellikle Ece Muzun'un karakteri bayağı iyi ve sinemamızda hani iyi filmler, çok çok iyi filmler var ama hani sahne olarak hatırladığın zaman şey böyle akılda kalıcı sahneler işte listesi yapsan falan tabii ki çıkarırsın da öyle seni çarpan, etkileyen sahneleri düşündüğünde Tereddüt'te bir terapi sahnesi var mesela. Yani izlediğinizde göreceksiniz. Gerçekten çok 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 başarılı bir sahne. Hem oyunculuk hem yönetim olarak işte Ece Muzun filmden bahsedeyim hem kısaca işte iki farklı karakter var filmde. Funda Eryiğit'in oynadığı karakter işte daha üst orta sınıfa ait psikiyatr bir kadın. İlişkisi pek yolunda gitmeyen o bakımdan biraz eksik bir kadın. Ece Muzun ise bir çocuk gelin ve işte Funda Eryiğit'in psikiyatr olduğu hastaneye yakın bir yerde oturan biri. Bir şekilde bunun ikisinin hayatı kesişiyor.
Ve film onun üstünden ilerliyor. Sert bir film. Güçlü bir film yönetmenlik olarak. Yani o biraz yani yarışma filmlerini de düşündüğümde epey tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Tereddütüm. Ki zaten Ecem Uzun hem uluslararası hem ulusal oyunculuk ödülleri aldı. O akılda kalıcıydı. Babamın Kanatları da yine Menderes Samancıların çok iyi oynuyormuş. İyi, evet, epey başarılı olduğu gibi ödülleri her yerde aldı erkek oyuncu. O da iyi bir ilk film bence. Yani bundan sonra adını duyabileceğiz gibi. Yani Kıvanç Sezer'di yanlış hatırlamıyorsam ismi. İyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum yani. İyi bir hikaye. Yavaş yavaş dingin dingin ilerleyip insana işleyen bir hikaye. Onun dışında yarışmada açısı biraz zayıf olduğunu söyleyebilirim. Yani akılda kalan bunlar. Yani film saymaya pek gerek yok ama bir kare asları bunlardı yani. Yani ama anladığım kadarıyla yarışmada da çok zayıf filmler vardı. Tabii tabii. 12 falan 12 civarı film vardı sanırım. Yani öyle inanılmaz çarpan filmler izlemedik. Yani adını saydıklarımız herhalde. Adını saydıklarımız dışında ki birçoğu da ona ödül de almadı. O yüzden biraz işte seçimler de enteresandı yani. Jüri seçimleri. Bana şöyle geliyor. Tüm filmlere filmlerin benzer seviyede olduğu, hani benzer yorumlar aldığı bir festivalde o jüriye bir filmin geçmesi ve onun öne çıkarılması hani bir nebze daha şey geliyor ama özellikle yani ne halk tarafından ne eleştirmenler tarafından hiç öne çıkarılmayan bir filmin tüm önemli ödüllere ulaşması ve diğerlerinin tamamen göz ardı edilmesi yani 8-9 kişilik bir jüri kadrosu var orada. Yani bir uzlaşıya nasıl o şekilde bir uzlaşı olabiliyor anlamıyorum. Hani mesela 3 kişilik bir jüri oluyor bazen işte bir siyah jürisi, bir preski jürisi. Onlar da böyle şey daha sürpriz sonuçlar ben bekliyorum ama bu kadar kalabalık bir jüriden dışarıda hiçbir şekilde uzlaşma olmayan bir filme uzlaşma olması bana çok ilginç geliyor ama. Ama tabii epey de uzlaşma da olmuş açıkçası ki senaryoyu aldı, yönetmen i̇şte aldı, o anlamda diyorum aldı. Yani tüm önemli ödülleri. Oyunculuklar da öyle mesela. Yani. Hepsi yani demişler ki evet Mama Bisiklet. Yani orası o kesin olmuş biraz. O zaman ilk podcast yayınımızı bu şekilde yavaş yavaş kapatmış olalım. Bir sonraki podcast yayınımızda da yine benzer şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz dinleyenlere. Teşekkürler şimdiden. Görüşmek üzere.